Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu yıl Öğretmenler Günü buruk kutlandı. Pandemi nedeniyle okullara öğrenciler de öğretmenler de gidemedi ve uzaktan eğitim kararı alındı. Bu yıl o yüzden Öğretmenler Günü öğretmenler buruk yaşadı ve bir de atanamayan öğretmenler var. Yanımızda da yine bir atanamayan Abdülkadir Gündeş'i. Abdülkadir Bey var. Evet. Atanamayan bir öğretmen. Evet, atanamayan öğretmenlerin ve tüm öğretmenlerin, özellikle benim babam da emekli öğretmen. Onların ve ailemin, ablalarımın tüm öğretmenlere günü kutlu olsun. Tüm halkımız zorlu bir süreçten geçiyor ve bu zorlu bir süreçte pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçildi. Şu anda öğretmenler atamayı bekliyor. Atanamayan öğretmenler olarak 4 defa Twitter'da gündem oldu. Birinci defada 2 milyon tweet atıldı. 3 defada 1 milyon üzeri tweet atıldı. Şu anda Sayıştay raporuna göre 138 bin açık var. Ve öğretmenler bundan bir pay bekliyor. Ve ben diktatör öğretmen olarak ve ilahiyatçı olarak Kahramanmaraş mezunuyum. Ve ikinci üniversitem bu. Önce İktisat Fakültesi bitirdim. Sonra Kahramanmaraş İlahiyat Fakültesi bitirdim. İlahiyatçılar olarak 15 bin açığımız var. Şu anda kontenjanlarımız günden güne düşüyor. 3000'di, 1800 oldu, 1700 oldu. Bu atamamızın artması ve inşallah 60 bin etkinliğimize grubumuz var ve şu anda sürekli gündemdeyiz ve inşallah 60 bin öğretmeni atayarak mutlu bir haber alırız. Sayın Ziya Selçuk Bey'den, Sayın Bakanımızdan ve bizim reisimiz olan Cumhurbaşkanımızdan inşallah bu mutlu haberi alırız. Sayıştay raporuna göre 138 bin açık var. Şu anda herhangi bir işim yok. Ailemizin bize verdiği paralarla buradan gelip balıkları balığı alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah hayırlı bir haber verir. Atanamayan öğretmenlerimizin yüzleri ışıldar ve insanlar huzur içerisinde evlerine rızık götürebilir. 60 bin isteğimiz için 2 milyon tweet attık. 4 defa Twitter'da gündeme geldik. İnşallah bu sesi duyulur. Muhalefet tarafından duyuldu. Kılıçdaroğlu tarafından duyuldu. Meral Akşener tarafından duyuldu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bizi 60 bin öğretmenle bizi müşerref eder ve hayatımıza ve ailemize rızık götürürüz.